Üst üste yapılan başarılı harekatlar, Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan işbirliği ile zirveye taşındı. Türkiye, Süleymaniye'deki PKK inini Irak ile temizleme kararıyla PKK'yı çıkmaza sürükledi. Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesiyle son darbe vuruldu. PKK'nın paçaları tutuştu. Devreye Selahattin Demirtaş sokuldu. Sözde açılım mesajları verildi. Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler. Bizleri hiçbir şey yıldıramaz. TSK'nın operasyonları çocukları dağa kaçırılan ailelerin kararlı eylemleriyle örgüte katılım düştü. İnsan ve mali kaynağı azalan PKK'yı kurtarmak için terör hükümlüsü Demirtaş mektup yazdı. Demirtaş'ın mektubu Diyarbakır'da düzenlenen Sözde Barış Konferansı'nda okundu. Başkan Erdoğan heykelini dikeceğiz, heykelini. Çözüm sürecine geri dönülmesini isteyen Demirtaş, muhatabın Abdullah Öcalan'la hükümeti temsilen Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Öcalan ve Erdoğan'ın masaya oturması gerektiğini savundu. Üst üste yapılan başarılı harekatlar, Irak Merkezi Hükümeti ile yapılan işbirliği ile zirveye taşındı. Türkiye, Süleymaniye'deki PKK inini Irak ile temizleme kararıyla PKK'yı çıkmaza sürükledi. Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesiyle son darbe vuruldu. PKK'nın paçaları tutuştu. Devreye Selahattin Demirtaş sokuldu. Sözde açılım mesajları verildi. Hain teröristler ve onları destekleyenler iyi bilsinler. Bizleri hiçbir şey yıldıramaz. TSK'nın operasyonları çocukları dağa kaçırılan ailelerin kararlı eylemleriyle örgüte katılım düştü. İnsan ve mali kaynağı azalan PKK'yı kurtarmak için terör hükümlüsü Demirtaş mektup yazdı. Demirtaş'ın mektubu Diyarbakır'da düzenlenen Sözde Barış Konferansı'nda okundu. Başkan Erdoğan heykelini dikeceğiz, heykelini. Çözüm sürecine geri dönülmesini isteyen Demirtaş, muhatabın Abdullah Öcalan'la hükümeti temsilen Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Öcalan ve Erdoğan'ın masaya oturması gerektiğini savundu.